Ege'nin Sesi TV'den ekranlarına, TV'den ana haber bültenine hoş geldiniz. TV'den haber merkezi tarafından hazırlanan gelişmelerle karşınızdayız. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 8 Ağustos'ta direksiyon hakimiyetini kaybedip yola savrulan 34 yaşındaki Mustafa Kaya 13 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 8 Ağustos'ta direksiyon hakimiyetini kaybedip yola savrulan 34 yaşındaki Mustafa Kaya, 13 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Kazanın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kaya'nın motosikletiyle devrildiği ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor. Konya'nın Selçuklu ilçesinde boşanma aşamasındaki bir kadının eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü olayın detayları ortaya çıktı. Konya'nın Selçuklu ilçesinde akşam saatlerinde trajik bir olay yaşandı. Hüsamettin Çelebi mahallesinde meydana gelen olayda Bekir Durmaz, eşi Elif Durmaz'ı otomobil içinde bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre otomobil içinde tartışan çift arasında kavga çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte Bekir Durmaz, yanında bulunan bıçakla Elif Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Korkunç olayın ardından Bekir Durmaz, bıçaklanmış eşiyle birlikte Özalkent Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Polislere eşini bıçakladığını söyleyen Durmaz, gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Elif Durmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Bekir Durmaz, emniyetteki ifadesinde, "Eşimle ayrılık aşamasında olduğumuz için bir süredir ayrı yaşıyorduk. Çocukların ihtiyacı için alışverişe çıktık. Bu sırada kıskançlık nedeniyle kavga çıktı ve yanımda bulunan bıçakla olay gerçekleşti. Daha sonra en yakın karakola gittim," dedi. Antalya'nın Kepez ilçesinde arızalanan klimasını tamir ettirmeye çalışan elektrik ustası Cihan Kavak, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Antalya'nın Kepez ilçesinde arızalanan klimasını tamir etmeye çalışan elektrik ustası Cihan Kavak, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Ağabeyinin evde hareketsiz bulduğu Kavak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ölü bulundu. Klimanın bazı parçalarının sökülmüş olduğu ve çalışır durumda olduğu öğrenildi. Kavak'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenaze aracına taşınırken ağabeyinin gözyaşları döktüğü görüldü. Denizli'de izne geldiği memleketinde öldürülen sözleşmeli onbaşı Muhammed Yazır'ın darp edilip bıçaklandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Denizli'de sözleşmeli onbaşının darp edilerek bıçaklandığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Hakkari'den Denizli'ye izne gelen piyade sözleşmeli onbaşı Muhammed Yazır, bir grup ile eğlence mekanının çıkışında tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce 5 kişilik grup Yazır'a saldırdı. Kavga sırasında bıçakla ağır yaralanan Yazır, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen aşırı kan kaybından dolayı hayatını kaybetti. Olay anına ait görüntülerde 5 kişinin Yazır'a saldırdığı, yere düşen askere tekme ve yumruklar attığı anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında yerde kanlar içinde kalan Yazır'a sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor. Oğlum arayalım. Arabanın şeyini çektin mi? Çektim. Uşak'ın Eşme ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Müzik
Uşak'ın Eşme ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay, Eşme ilçesi Şehit Ali Bey Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Husumetli yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 5 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üç kişinin durumlarının ciddiyeti nedeniyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis ekipleri olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Firar eden 2 kişi için ise yakalama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İzmir'de asırlık ağacın dalı kıraathanede oturanların üzerine devrildi. İkisi ağır, 9 kişi yaralandı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 600 yıllık bir çınar ağacının dalı kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrildi. Olayda ikisi ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla kurtarılıp hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan yaralıların tedavisi sürüyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 600 yıllık bir çınar ağacının dalı bir kıraathanenin üzerine devrildi haberini az önce izlediniz. Yaşanılan korku dolu anlarda kıraathanede bulunan ve kendisi de yaralanan Yusuf Görmek, olay öncesinde ağacın çatırdadığını fakat kimsenin önemsemediğini belirtti. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 600 yıllık bir çınar ağacının dalı bir kıraathanenin üzerine devrildi. Yaşanılan korku dolu anlarda kıraathanede bulunan ve kendisi de yaralanan Yusuf Görmek olay öncesinde ağacın çatırdadığını fakat kimsenin önemsemediğini belirtti. Abi biz oturuyorduk kahvede. Bir çatırtı koptu şu büyük ağaçta, arkamdaki ağaçta. Bir çatırtı koptu, millet aldırış etmedi fazla yani. Bir kalktık ama bilmiyorduk hani ağaç devrilecek. 7 dakika sonra abi yerde. Yani bir kıyamet koptu yani. Neyse ben bir dedim, kaçtım ben. Bir bakayım dedim geriye. Geriye baktım, bir toz duman geldi yani. Ondan fırlayan bir ufak parçalar vurdu benim suratıma. Yani dal vurmadı. Dal altında kalanlarımız oldu. Ha şimdi beli kırık olan arkadaşlarımız var. Kafasından bayılan arkadaşlar vardı. Hepsini çıkardık yani. Allah'a şükür bir şey yok. Olayda 9 kişi yaralandı. Bunlardan ikisinin durumu ağır. Birinin belinde kırık oluştu. Nadir Aksoy, olay anında masada oyun oynadığını ve dalın başına çarptığını, ardından hastaneye götürüldüğünü söyledi. Oyun oynuyorduk. Çınarın altındaydık ya zaten. Siftin bir çat etti, 2-3 dal dişti ama küçük. Dedik yani eşsizlik gibi yani rüzgar oluyor ya dişiyor. 3 dakika sonra küt etti. Zaten o an kaçmaya başladık. Kafama vurdu. Ben düşmüşüm. Yani dalın altında kaldım yani. Ufak dallar yani. Abi beni kaldırmışlar. Hastaneye getirdi. Ben o kadara yani. Geriyi daha bilemiyorum. Yaralıların tedavileri hastanelerde devam ediyor. Niğde'nin Çamardağ ilçesinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Niğde'nin Çamardağ ilçesinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Yasin Şeyan'ın kullandığı araç ile Suat T'nin kullandığı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ve 7 kişi daha yaralandı. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Niğde Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumu ağır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 16 Ağustos'ta hamile eşini döven şahsa müdahale etmediği gerekçesiyle sosyal medyada tepki gösterilen vatandaşın %60 engelli olduğu ve felç riskinin bulunduğu öğrenildi. Olay 16 Ağustos'ta Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir adam dini nikahla birlikte yaşadığı karısı İtla ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine adam, hamile olan eşini çay ocağının önünde yakalayarak darp etmeye başladı. Elindeki sopayla eşine defalarca vuran saldırgan, çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine linç edilmek istendi. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri adamı gözaltına aldı ve adli makamlara sevk etti. Yapılan incelemelerde saldırganın daha önce de çeşitli suçlardan 18 kaydının bulunduğu öğrenildi. Mahkeme tarafından tutuklanan adam cezaevine gönderildi. Darp edilen kadın ise hastanede tedavi altına alındı ve tedavisinin ardından taburcu edildi. 74-412 efendim. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada kadın için koruma kararı alındığı belirtildi. Olayın yankıları sadece bununla sınırlı kalmadı. Şiddet anına müdahale etmediği gerekçesiyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan bir vatandaşın %60 engelli olduğu ve felç kalma riski taşıdığı ortaya çıktı. Erkan Çiftçi isimli bu vatandaş, omuriliğindeki rahatsızlık nedeniyle hareketlerinin kısıtlı olduğunu belirterek kendisine yönelik yapılan eleştirilerden dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi. Zaten kendim ankilozan spondilit hastasıyım. Önce onu belirteyim. Yani şöyle diyeyim, romatizmal bir rahatsızlığım var benim. İltihaplı romatizma, eklem romatizması diye. Aynı zamanda omuriliği de etkiliyor bu. Hareketlerimiz bizim çok kısıtlı. Yaklaşık olarak 14 yaşından beri bu rahatsızlığı çekiyorum. Ben hemen hemen 34 yıldır bu rahatsızlığım var benim. Bence fazla linç ediyorlar. Önce görünüşe değil, insanın bir kendisine sormak lazım. Neden kalkmıyor bu adam? Çünkü adamın bana bir vuruşuyla felç olma riskim var benim. Az önce izlediğimiz haberdeki kocasının şiddetine maruz kalan kadın hamile olduğunu ve çocuğunu aldıracağını açıkladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından şiddete maruz kalan kadın hamile olduğunu ve çocuğunu aldıracağını açıkladı. Olayda dini nikahlı eş, sokakta tartıştığı kadına sopayla saldırdı. Vatandaşların müdahalesiyle polis tarafından gözaltına alınan zanlı, mahkemeye sevk edilip tutuklandı. Zanlının suçunu kabul ettiğini ve şiddeti neden olarak kendisini köye götürmeyi reddetmesini gösterdi. Kadın, daha önce de şiddet gördüğünü ve eşinin cezaevinden çıktıktan sonra tekrar şiddet uygulamasından korktuğunu belirtti. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın gece geç saatlerde söndürülürken soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Akarım beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale etti. Uzun uğraşlar sonrası söndürülen yangın gece geç saatlerde kontrol altına alınırken yaklaşık 20 hektar alan yanarak kül oldu. Yangın söndürme çalışmalarında 2 uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 2 kepçe, 22 arazöz, 15 itfaiye ve 108 personelin görev aldığı kaydedildi. Tamam, siz önde aldınız dediniz biraz önce. Öte yandan yangının çıkışıyla ilgili ifadeleri alınmak üzere Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen iki kişinin ise serbest bırakıldığı açıklandı.
Akarım beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale etti. Uzun uğraşlar sonrası söndürülen yangın gece geç saatlerde kontrol altına alınırken yaklaşık 20 hektar alan yanarak kül oldu. Yangın söndürme çalışmalarında 2 uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 2 kepçe, 22 arazöz, 15 itfaiye ve 108 personelin görev aldığı kaydedildi. Tamam, siz önde aldınız dediniz biraz önce. Öte yandan yangının çıkışıyla ilgili ifadeleri alınmak üzere Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen 2 kişinin ise serbest bırakıldığı açıklandı. Denizli'nin Çivril ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Denizli'nin Çivril ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin yoğun müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Yangın Çıtak Mahallesi'nde çıktı ve hızla yayıldı. Çevredeki vatandaşların duman ve alevleri fark ederek yetkililere ihbarda bulunmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına müdahale etmek üzere bir uçak, 3 yangın söndürme helikopteri, 3 su ikmal aracı, 10 arazöz, çok sayıda itfaiye aracı ve 40 personel bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 6 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının yaban hayatı da olumsuz etkilediği bildirildi. Ekipler söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir kuru gıda deposunda çıkan yangında depo tamamen yandı ve 150 milyon lira maddi zarara yol açtı. Yangının ardından hasar havadan görüntülendi. Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir kuru gıda deposunda çıkan yangında depo tamamen yandı ve 150 milyon TL maddi zarara yol açtı. Yangın, Durasıllı Mahallesi'nde başladı ve kısa sürede büyüyerek depo tamamen alevler içinde kaldı. Yangına Manisa Büyükşehir İtfaiyesi ve çevre ilçelerden 15 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yangın 3 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmadı. Yangının ardından hasar havadan görüntülendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek projesi Yunus Emre ilçesinde başladı. Proje kapsamında ilk etapta 12 noktada satışa sunulan Halk Ekmekler daha sonra 17 ilçeye yayılacak. Projenin başlangıç gününde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ekmekleri kendi elleriyle vatandaşlara dağıttı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek projesi Yunus Emre ilçesinde başladı.
projeyi seçim sürecinde vaat ettikleri gibi hayata geçirdiklerini belirten Zeyrek, halk ekmek büfelerinin yakında diğer 17 ilçeye de taşınacağını ifade etti. Söz verdiğim üzere Manisa'nın Artık Yunus Emre ilçesinde halk ekmek büfeleri bugün itibariyle hayata geçti. Ve Bismillah diyerek başladık ve ilk ekmeğimizi de sattık. Ekmeğimiz sıcak, taze, sağlıklı bir şekilde ve sadece 5 TL'ye. Seçim boyunca söz vermiştik, su 1 lira olacak, ekmek 5 lira olacak diye. Ve bu sözümü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum ben de. Yunus Emre ilçemizi pilot bölge olarak seçtik. Bu yakında 17 ilçemize de taşınacak halk ekmek büfeleri. Başkan Zeyrek, ekmek satışının ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelerek onların taleplerini dinledi ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vatandaşlar, projeden memnun olduklarını belirterek Başkan Zeyrek'e teşekkürlerini iletti. Çok mutluyuz. Allah-u Teala başkanımızdan razı olsun. Teşekkür ederim. Bizim başkanı iki tane güzel bir insan. Teşekkür ederim abi. Çok güzel abi. Biz bu pere mi ya? Bir şakız peresi. Biz artık halk ekmeği peşine düşmemişiz. İyi ki bu sistem gitti. Yeni sisteme çok gerçekten elde kula sağlık olsun onlara. Çalışıyorlar. Dört yıl çalışıyorlar. Ekmek geldi mahalleye. Ekmek güzel dağıtıyor. Allah razı olsun. Halk ekmeği. Millet mesela faydalanıyor. Gariban insan. Gariban mahalle. Ekmek çok güzel. Allah razı olsun. Allah, sağ olasın. Allah razı olsun. Afiyet de iyi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Dağ Yeni Mahallesi'nde 32 yıllık keçi çobanı İbrahim Kundak, keçilerin yangın riskini azaltmada önemli bir rol oynadığını vurguladı. Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Dağ Yeni Mahallesi'nde 32 yıllık keçi çobanı İbrahim Kundak, keçilerin yangın riskini azaltmada önemli bir rol oynadığını vurguladı. Keçilerin ormanlık alanlardaki kuru otları temizleyerek doğal bir yangın savar görevi gördüğünü belirtti. Çobancılık başka yapan işe kalmadı. Bir ben varım, bir de bizim köyde bir dünür var benim. Ona da azalttılar. Başka bir şey kalmadı. Aslında bu hayvan devlet destek verip çoğalması lazım. Çünkü yangın olayları arttı. Keçiye eskiden ormanı katmıyorlardı. Ormanı zarar verdi. Halbuki çok yanlış. Keçinin ormanın devamlı faydası vardır. Mesela şimdi hayvanın gittiği yerinden gitmediği yeri bakın. Hayvanın gittiği yer devamlı yol yapar keçi. Otunu, samurasını kırar. Hem yiyir hem yolmak yapar. Ama hayvanın olmadığı yerde yangın olayı maalesef çokleşti yani. Hayvansızlıktan bu hayvan yok. Ama az yani. Bende 400 hayvan var. Az yani bu dağ. Aslında daha çok olması lazım yani. Ne bileyim 500 bin keçi olması lazım. 200 sürü olması lazım dağda. Bak şu dağı bakın. Her taraf çamlık. Allah korusun buraya bir şey olsun yani önlemek mümkün değil yani. Ancak keçi sürülerinin ve çobanların azalmasıyla birlikte yangınların ve yanan alan miktarlarının arttığını söyledi. Kundak, devlet desteğiyle keçi sürülerinin artırılmasının yangınların önlenmesinde kritik bir adım olacağını savundu. Şuraya görüyor musun keçinin indiği yere? Evet. Sadi toprak ama buraya bak mesela girmeyen yere her taraf pür yani mümkün değil önlenmez yani. Hayvancılığa destek verip daha çoğalması lazım. Hiç orman yangınları için bile. Yani. Hayvanın olduğu yerde zor oluyor yani yangın. Bak bizim merhaba bu öbür yüz var. Gitsen yani çöper bulamazsın. Neden? Bahardan beri devamlı hayvan orada olduğu için böyle toprak yer ortalık. Hayvanın olmadığı yer mesela karşı Serhatin köyünün karşısı merhaba hiç hayvan olmadı. Şimdi git bu şekilde ot yani ürün. Allah korusun bir işe çıksa önlenmesi mümkün değil. Yani. Keçiler doğal olarak yangını önler. O yüzden devletimizin bu hayvancılığı daha destek vermesi lazım. Millet yapı bilen yalnız. Herkes yapamaz. Yapı bilen arkadaşlar da yapması lazım. Çoğaltması lazım yani. Dağlardaki hayvan olması lazım. Antalya'nın Kepez ilçesinde vatandaşların şikayeti üzerine 4 katlı bir apartmanda temizlik yapıldı. Apartmandan 6 kamyon çöp çıkarıldı. Antalya'nın Kepez ilçesinde vatandaşların şikayeti üzerine 4 katlı bir apartmanda temizlik yapıldı. Apartmandan 6 kamyon çöp çıkarıldı. Çöp birikintileri kötü kokuya neden olduğu için temizlenirken polis ve zabıta çevre güvenliğini sağladı. Temizlik çalışmalarının ardından apartman böceklere karşı ilaçlandı.
Mahalle sakinleri temizliğin ardından memnuniyetlerini ifade etti. İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşanan talihsiz bir olay 17 yaşındaki Sudenaz'ın hayatını yeniden şekillendirdi. 2017 yılında market poşetini meyve bıçağıyla açarken gözüne bıçak batan Alda 5 yıl sonra ikinci kornea nakline oldu. Olay 2017 yılının Haziran ayında İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar semtinde meydana geldi. Henüz 10 yaşındayken Sudenaz Alda alışveriş yaparken annesine yardım etmek isterken meyve bıçağı ile poşeti açmaya çalıştı. Ancak bıçak sert bir hamle ile gözüne battı. 1,5 yıl süren tedavi sürecinin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kornea nakli gerçekleştirildi. Fakat göz tansiyonunun artması nedeniyle kornea zamanla bulanıklaştı. Son olarak Sudenaz Aldağ İzmir Şehir Hastanesi'nde doçent doktor Bora Yüksel ve ekibi tarafından ikinci kornea nakli yapıldı. Doktorlar nakil edilen korneanın şu anda iyi durumda olduğunu ve ilerleyen aylarda daha da saydamlaşacağını belirtti. Doçent doktor Bora Yüksel, Sudenaz'ın sağlık durumu hakkında şunları söyledi. Şimdi hastamız biliyorsunuz bıçakla ağır yaralanmıştı. İlk nakil aslında bir süre saydam kaldı yani takmış olduğumuz kornea parçası. Ama zaman içinde bulanıklaştı. Bunun da en önemli nedeni göz tansiyonu çıktı hastada. O şeyden dolayı, kazadan dolayı. Tansiyona yönelik ilaç tedavisiyle sonuç alamayınca tüp taktık. Tüpten sonra zaman içinde kornea dokusu hücrelerinin azalması nedeniyle şu an bulanıklaştı. Yenisini taktık. Şu anda güzel gidiyor. Tansiyonu da iyi, saydam. Fakat tabii göz siniri biraz bütün bu olan bitenlerden etkilendiği için beklediğimiz görme tam olarak çıkmamış oldu. Ama doku güzel, yerinde duruyor. Aylar içinde bu giderek saydamlaşacak. Periferik görme dediğimiz kısımlarla görebildiği kadarıyla kızımız görecek. Sudenaz'ın babası yaşanan süreci anlattı. Yani bir bıçak yaralanması göze isabet ediyor. Poşeti açmaya çalışıyor. Yani marketten geldiğimiz poşeti açmaya çalışıyor. Açayım derken bıçağı direkt korneasına isabet ediyor. Gözünü kesmiş oluyor. Kesince de tabii ister istemez yani kaza olmuş oldu. Biz de geldik buraya. Daha doğrusu Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ne orada nakil yaptılar. Kornea, evet. İlk oraya gittik. Göz nakli yaptılar. Göz nakli yaptıktan sonra bayağı bir başarılıydı ilk zamanla. Kornea bayağı bir başarılı geçti. Ondan sonra bu korona dalgası araya girince kısıtlamalar başladı. Biz de hastaneye gidip gelemedik. Arada biraz mağdur duruma düştük. Ve hastamız işte gözünü kaybetmeye çalıştı tabii. Kaybedince tekrardan buraya başvurdu. Denizli'nin üzüm üretim merkezlerinden biri olan Bekilli ilçesinde susuz tarımla yetiştirilen üzümlerin hasadına başlandı. Üzüm kalitesi ve aromasıyla ünlü Bekilli'de bu yılki hasat büyük ilgi gördü. Denizli'nin Bekilli ilçesi, Yeşiloba mahallesinde çiftçilik yapan Hikmet Tokun'un bağında düzenlenen hasat etkinliğine Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Bekilli Kaymakamı Muhammed Öztürk, Yeşiloba Mahalle Muhtarı Halil Karagöz ve İlçe Tarım Müdürlüğü personeli katıldı. Yeşiloba Mahalle Muhtarı Halil Karagöz, susuz tarım yapılan bölgenin ana geçim kaynağının bağcılık olduğunu belirtti. Susuz tarım, özellikle bağcılık önde. 6 adet kekiğimiz, lavantamız var ama bağcılık bizim için vazgeçilmez. Tabii zorlukları var. Kış, yağmur tuzlu, yazın yağmurun yağmaması. Biraz iklimde zorlanıyoruz. Tabii bunu yaparken de üzümümüz kaliteli. Susu olması, aroması güzel, her şey güzel. Bölge biraz daha ilgi isteyen bir bölge. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Bekilli bölgesinin iklim ve toprak yapısının üzüm üretimi için uygun olduğunu vurguladı. Bugün Bekilli ilçemizdeyiz. Hemen. Susuz ortamlarda yetişen üzümü kesiyoruz. Aynen. Bu üzümün özelliği susuz olmasın. Başka özelliği var mı? Tabii susuz olmaz. Susuz bu kadar olmuyor. Bunun tadı daha mı özelliği, farklı oluyor? Aroması güzel. Evet. Her şeyi sofralı. İyi. Sofralı.
bugünkü üzüm sofralık üzüm. Hemen evet sofralık üzüm. Sen evet. Kaç defa suluyorsun bu üzümleri senede? Yukarıda suluyorum. Allah sularsa suluyorum. Allah sularsa suluyorum müdürüm. Yani, sulamazsa yok. Yok. Yukarı bakıyoruz vallahi. Sizin üzümün o zaman özelliği su görmemesi. Aynen. Öyle şeker, şekerinin olması. Doğal yani. Ortamda yetişiyor. Hiç evet. Görmüyor. Dolayısıyla da... Fethiye Belediyesi huzur evinde yaşayan 78 yaşındaki Ali Süleymaniyelioğlu, huzur evi bahçesinde yetiştirdiği Çin salatalığıyla dikkat çekti. Çin'den getirilen özel tohumlarla yetiştirilen salatalık 60 cm uzunluğa ve 20 kilo ağırlığa ulaştı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde huzur evinde eşiyle birlikte kalan Ali Süleymaniyelioğlu, bahçede farklı bitkiler yetiştirme hobisini sürdürüyordu. Huzurevi çalışanlarından Kılıç Arslan Kaval, Ali Süleymaniyelioğlu'nun bu ilgisini fark ederek Çin'den getirilen Çin salatalığı tohumlarını temin etti. Tohumlar huzurevi bahçesine ekildi ve kısa sürede büyük bir salatalık elde edildi. Ali Süleymaniyelioğlu, aynı zamanda huzurevi sakinleriyle kurdukları koronun da şefliğini yapıyor. Üzücü haberlerin yanı sıra salatalığı ile ilgili bir mini konser düzenleyerek arkadaşlarına keyifli anlar yaşattı. Süleymaniyelioğlu farklı meyve ve sebzeler yetiştirmek istediğini belirtti. Ben huzur evine gelirken bir kısmını evden getirmiştim. Bir kısmını da burada büyüttüm ve büyüttük sağın solun yardımıyla imkan dahilinde bu duruma getirdik ve ufaktan da yetiştiriyorum. Fide yapıyorum. Şu gördükleriniz fide benim buralarda. Böyle devam ediyoruz. Bir ara Kılıç Bey bir şey getirdi. Tohum getirdi. Salatalık tohum getirdi. Onu ikimiz birlikte güzel düzenledik ve ektik. Küçüklüğünden beri büyüterek huzur evimizde onu büyüttük ve bu durumda şu anda. Evet, görüyoruz ki boyu bayağı büyük, bildiğimiz salataklara benzemiyor. Özelliği nedir? Çin salatası, tohumu Çin'den gelme. Ondan sonra Kılıç Bey getirmiş, almış getirmiş, bu çok iyi olacak dedi. Ben de onu kendisiyle birlikte beraber, kendisine katılarak büyüttük ve bu duruma getirdik. İzmir Körfezi'nde her gün binlerce ölü balık kıyıya vuruyor. Karşıyaka ve Bayraklı'daki kötü koku nedeniyle vatandaşlar pencerelerini açamaz hale geldi. İzmir Körfezi'nde her gün binlerce ölü balık kıyıya vuruyor. Karşıyaka ve Bayraklı'daki kötü koku nedeniyle vatandaşlar pencerelerini açamaz hale geldi. Körfez'in rengi kırmızıya dönerken, ölü balıkların arasında çipura ve deniz levreği gibi türler bulunuyor. İzmirli vatandaş Serkan Bingöl, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, yetkililerin müdahalede bulunmadığını ve fabrikalardan akan pisliklerin bu duruma yol açtığını söyledi. Vallahi ben ilk defa İzmirliyim doğma büyüme, ilk defa ben böyle bir şey gördüm yani. Rezillik yani, şuraya bak yani, bu yetkililer niye gelmiş buralara? Anlamadım yani ben. Ben inanmıyorum. Bu fabrikalardan akan pislik bunlar hep. İlk defa. Ben ilk defa böyle bir rezillik gördüm. Yani İzmir'de yani. Güzelim şu İzmir'i şu hale getirmişler. Şuraya bak. Balıklara bak. Koca koca balıklar ölmüş ya. Yazık güne yani. Deniz bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar, balık ölümlerinin temel sebebinin plankton patlaması olduğunu açıkladı. Artan sıcaklık ve kirlilikle plankton sayısının yükselmesi, denizde oksijen azalmasına ve balıkların ölmesine neden oluyor. Bu tür olaylar daha önce 1955'te İzmir Körfezi'nde görülmüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde hafta sonundan itibaren sıcaklıklarda düşüş bekleniyor. Detaylar haberimizde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, hafta sonundan itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerine düşeceğini belirtti. Özellikle yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını ifade eden Macit, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde de pazar gününden itibaren yağışların devam edeceğini söyledi. Perşembe ve cuma günleri İç Ege'de, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Karadeniz bölgesinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Hava sıcaklığı da hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hafta sonundan itibaren azalarak özellikle iç kesimlerde mevsim normalleri civarına düşmesini bekliyoruz. Özellikle yağışlarımız gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak. Hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Macit, Perşembe ve Cuma günleri İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Karadeniz bölgesinde yerel gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini dile getirdi. Özellikle Çanakkale ve İzmir gibi orman yangınlarının meydana geldiği bölgelerde de sıcaklıklar 35 ila 36 derece civarında olacak. Önümüzdeki 3 gün boyunca yağış yok ama özellikle iç bölgelerinde, yani İzmir'in iç kesimlerinde, Manisa'nın iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar göreceğiz. Özellikle Perşembe ve Cuma gününden sonra. Çanakkale'de yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı da özellikle 35-36 derece civarında olacak. Batman'da yılan avcısı olarak tanınan Hasan Doksal, bir düğün için unutulmaz bir sürprize imza attı. Doksal, Batman'da gerçekleşen düğünde bahçede yakaladığı 2 metre uzunluğundaki yılanı getirdi. Yılan avcısı Hasan Doksal, Batman'da gerçekleştirilen görkemli düğünde hayatlarını birleştiren Akif Yıldız ile Fatma Tunca çiftinin düğününe davetli olarak katıldı. Gelin ile damadın yanı sıra katılımcıların halaylar eşliğinde gönüllerince eğlendikleri sırada saz ekibi yaptığı anonsla Hasan Doksal'ı sahneye davet etti. Davetlilerin sakin bakışları arasında elindeki sepetle sahneye çıkan Doksal, yılanı çıkarttı. Eline aldığı yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanla gösteri yapan Doksal, davetlilerden uzun süre alkış aldı. Doksal, gelin ile damada düğünlerini unutulmaz kılmak için yılan şovu sürprizi yapmak istediğini söyledi. Doksal, düğünden sonra yılanı doğal ortamına saldı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Cuma Kılınç, eşinin direksiyon sınavını 3. denemesinde başarıyla geçmesinin ardından unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Gaziantep'te direksiyon sınavını geçen kadın, eşi tarafından davul zurna ile karşılandı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Cuma Kılınç, eşinin direksiyon sınavını 3. denemesinde başarıyla geçmesinin ardından bir sürpriz hazırladı. Eşinin bu başarısını kutlamak isteyen Kılınç, davul zurna ekibiyle onu karşılayarak unutulmaz bir anı yaşattı. Valla bunun böyle bir amacı yoktu. Yani tamamen eşi tesadüfen oldu. Ben hani eşime de söyledim, siz ehliyet alırsan seni davul zurnayla karşılayacağım dedim. Yani öyle tek seferde de alsa bunu yapacaktım. Bunu 2 defa sınavdan kaldı. 3. sınavı daha geçince yaptım yani. 1. de yapsa yapacaktım. Bu haberle bültenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.